Şurası da mesela büyük. O da yeni bulun şurada. Kurşun ağır, yani kurşun olması gerekiyor, ağır. Böyle bulduğum şeyleri poşetleyip hemen tarihleyip hangi saatte ne zaman bulduk. Cemaatlerin kendilerine yani bir şey ait olan eşyalarını getirme hakkı var. Ya onlar işte kendi eşyalarını koyup getiriyorlar. Kaç sene şey oluyor ama şanslar getiremiyor. İsa'nın elindeki haçın saklandığı kutu diye Hristiyan dünyasınca kutsal kabul edilen o kutunun bir köşe taşının, mermerden bir köşe taşının hoca tarafından burada bulunduğu şey edilince bütün dünyada büyük yankı ve ses getirmişti. Hatta Partelemos bizatihi kendi heyetiyle buraya gelerek o konuda bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Ortodoks dünyasının, Rusya coğrafyasının, Yunanistan, Roma, İtalya'nın büyük bir kısmının etki alanında bulunduğu bir kazı çalışmasından bahsediyoruz. Tarihte çok ünlü olan, yani Anadolu'daki Turun birlikleri, beylikleri birleştirerek Roma'ya savaşacağım ve Roma'yı 42 defa yenen bir adam. Böyle dünyanın en çok hayran olduğu bir adam Midradat ve Midradat'ın heykelinin burada olduğu söyleniyor. Muhtemelen şu bölgelerde tahmini olarak yapılacak olan çalışmalarda belki de o heykele de ulaşmış olacağız. Emin olun Midradat'ın sarayı bir heykelini bulduğumuz gün Sinop'ta 1 milyon yabancı turistin gelmesi kaçınılmazdır. Sinop bir liman kenti ve insanlığın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Yaklaşık tarihi 7000 yıla kadar gidiyor. Ve hem kent tarihinin hem de dünya tarihinin aydınlatılması bakımından bu kazı çok önem arz ediyor. 9 yıldan beri Mimar Sinan Üniversitesi Başkanlığı'nda bakanlığımızın desteğiyle bu kazı çalışmasını burada sürdürüyoruz. Müzemizde şu an 2000 eser sergiliyoruz. Depomuzdaki eser sayısı 11.000. Biz burada senede 2 ay kazı yapıyorduk. Çok yeterli değildi. Sağ olsun Sayın Bakanımızın ziyaretlerinden sonra buranın kazı çalışmasını 6 aya yükseltti. Ki biz birkaç yıl içerisinde bu çalışmaları neticelendirip burada da koruma bantlarını ve ilgili güvenlikleri aldıktan sonra biz burasını öğren yeri olarak da sergilemek istiyoruz. Karadeniz'in her iki yakasındaki çocukları, yani karşı taraftaki Rus çocuklarını ve beylik taraftaki Türk çocuklarını, işte Hristiyanlığı buradan Rusya'ya yayılması nedeniyle hem gidiş gelişi sağlamak suretiyle dostluğu da geliştirmeye sağlayacak bir proje olarak ben bu çalışmayı da aynı zamanda görüyorum. Sinop bir antik kent. Antik kent, erken Roma, geç Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin üst üste olduğu bir kent. Şimdi burada en üst düzey, şurada görmüş olduğunuz yapılar Osmanlı döneminde de kullanıldı.